9. mukaddime Okulu Selime yanında muhakkaktır ki hilkatte hayır asıl şer ise tebeidir. Hayır külli şer cüz'idir. Şöyle görünüyor ki alemin her bir nev'ine dair bir fen teşekkül etmiş ve etmektedir. Fen ise kavaidi külliyeden ibarettir. Külliyeti kaide ise o nevide olan hüsnü intizamına keşşaftır. Demek cemî funun hüsnü intizama birer şahidi sadıktır. Evet, külliyet intizama delildir. Zira bir şeyde intizam olmazsa, hüküm külliyetiyle cereyan edemez. Çok istisnaatıyla perişan oluyor. Bu şahitleri tezkiye eden, nazar-ı hikmetle istikra tamdır. Fakat bazen intizam görülmüyor. Çünkü dairesi ufku nazardan daha geniş, tamamen tasavvur ve ihata olunmadığı için nizamın tasviri bir misali kendini gösteremiyor. Binaenaleyh, umum fünunun şehadetleriyle ve nazar-ı hikmetten neş'et eden istikra-i tamın tasdiki ile sabittir ki, hilkat ı alemde maksudu bizzat ve galibi mutlak, yalnız hüsn ve hayır ve hak ve kemaldir. Ama şer ve kubuh ve batıl ise, tebaiye ve malube ve mamuredirler. Eğer çendan savlet etseler de muvakkattır.'' Hem de sabittir ki, ekremi halk, beni Adem'dir. İstidadı ve sanatı buna şahittir. Hem de beni Adem'in en eşrefi, ehli hak ve hakikat olan doğru Müslümanlardır. kayık İslamiyet, buna şehadet ettiği gibi, istikbalin vukuatı da tasdik edecektir. Hem de sabittir ki, Ekmeli kül Muhammed'dir aleyhissalatu vesselam mucizatı ve ahlakı kamilesi şehadet ettiği gibi, muhakkikini nev-i beşer de tasdik ederler. Hatta adası da teslim ediyorlar ve etmeye mecburdurlar. Vakta ki bu böyle, şu şöyle ve o öyledir, acaba nev beşer şakavetiyle o fünunların şehadetini cerh ve istikra-ı tamı nakz ve iptal, ve meşiyet-i ilahiyesinin karşısında temerrüt taannüde muktedir olacak mıdır? Kella muktedir olmaz ve olamaz. Adil ve hakimi mutlakın Rahman ve Rahim ismine kasem ederim. Nevi beşer, şer ve kubuh ve batılı, zahmetsiz yani bir selametil emir ile hazmedemeyecektir hem de hikmeti ilahiye müsaade etmeyecektir. Evet, hukuku umumiye kainata cinayet eden affolunmaz. Rah adem verilmez. Evet, binler sene şerrin galebesi yalnız bu dünyada en ekal bin sene mağlubiyeti mutlaka ile netice verecektir. Alemi uhrada hayır şerri idam ebediyle mahkum edecektir. Yoksa alemin muntazama ve mükemmele ve evamiri ilahiyeye muti'a olan sair enva ve ecnas, bu perişan ve şakavetçi olan nevi beşeri, kendileri içinde kabul etmeyerek, hukuku vücuttan ıskat ve zulmethane-i ademe nefi ve vazife-i hılkatten tard etmek, iktiza ve arzı hal edeceklerdir. Bu ise bütün istidadat beşeriyeyi ve alemde saltanat sürmek ve ahirette saadet ebediyeye mazhar olmak için mücehhez edilen kabiliyatı ve müyulatı abes ve beyhude olmaklığı istilzam eder. Abes ise istikra-i tamma olduğu gibi sani hakimin hikmetine dahi muarız ve nebi-i sadıkın hükmüne de muhaliftir. Evet, istikbal bu davaların bir kısmını tasfiye edecektir. Fakat tamam tasfiyesi ise ahirette görülecektir. Şöyle, Eşhastan kat-ı nazar, nev'i ve umumi hüsün ve hakkın meydanı galebesi istikbaldir. Biz ölsek milletimiz bakidir. Kırk sene ile razı değiliz. En ekal bin sene galebeyi isteriz.'' Lakin hem şahsi hem umumi hem cüz'i hem külli olan hüsün, hak ve hayır ve kemalin meydanı galebesi ve mahkeme-i kübrası ve beşeri sair ihvanı olan kainat-ı muntazama gibi tanzim ve istidadıyla mütenasip tecziye ve mükafat veren yalnız dar-ı ahirettir. Zira onda hak ve adaleti mahza tecelli edecektir. Evet, bu dar dünya, beşerin cevherinde mündemic olan istidadatı gayrı mahdude ve ebed için mahluk olan müyulat ve arzularının sümbüllenmesine müsait değildir. Beslemek ve terbiye için başka aleme gönderilecektir. İnsanın cevheri büyüktür, mahiyeti aliyedir, cinayeti dahi azimdir. İntizamı da mühimdir. Sair kainata benzemez. İntizamsız olamaz. Evet, ebede namzet olan büyüktür. Mühmel kalamaz. Abes olamaz. Fenai mutlak ile mahkum olamaz. Adem-i sırfa kaçamaz. Hatime, İslam'ın ve Asya'nın istikbali uzaktan gayet parlak görünüyor. Çünkü, Asya'nın hakimi evvel ve ahiri olan İslamiyet'in galebesi için 4-5 mukavemetsuz kuvvetler ittifak ve ittihad etmektedirler. Birinci kuvvet, me'arif ve medeniyet ile mücehhez olan İslamiyet'in kuvveti hakikiyesidir. İkincisi, Tekemmül-ü mebadi ve vesaitle mücehhez olan ihtiyacı şedittir. Üçüncüsü, Asya'yı gayet sefalette, başka yerleri nihayet refahette görmekten neş'et eden, tenebbühü tam ve tayakkuzu kamil ile mücehhez olan, gıpta ve rekabet ve kini muzmerdir. Dördüncüsü, ehli tevhidin düsturu olan tevhidi kelime ve zeminin hasiyeti olan itidal ve ta'dil-i mizaç, ve zamanın ziyası olan tenevvür ezhan ve medeniyetin kanunu olan telahuk efkar ve bedeviyetin lazımı olan selameti fıtrat ve zaruretin semeresi olan hafiflik ve cüreti i teşebbüs ile mücehhez olan istidazı fıtridir. Beşincisi, bu zamanda maddeten terakkiye mütevakkıf olan ilahi kelimetullah, İslamiyet'in emriyle ve zamanın ilcaatıyla ve fakr-ı şedidin icbarı ile ve her arzuyu öldüren yeisin ölmesiyle hayat bulan ümit ile mücehhez olan arzuyu medeniyet ve meyli teceddüttür. Ve bu kuvvetlere yardım etmek için ecanip içine ihtilal veren ve medeniyetleri ihtiyarlandıran mesavi-i medeniyetin mehasinine galebesidir ve sayin sefahete adem-i kifayetidir. Bunun iki sebebi vardır. Birincisi, din ve fazileti düsturu medeniyet etmemeklikten neş'et eden, müsaade-i sefahet ve muvafakat şehveti nefistir. İkincisi, hubb şehvat ve diyanetsizliğin neticesi olan, merhametsizlikten neş'et eden, maişetteki müthiş müsavatsızlıktır. Evet, şu diyanetsizlik, Avrupa medeniyetinin üç yüzünü öyle karıştırmış ki, o kadar fırak fesadiyeyi ve ihtilaliyeyi tevlid etmiş. Faraza, Hablül Metini İslamiye ve Seddi Zülkarnen gibi şeriatı garranın hakikatine iltica ve tahassun edilmezse, bu fırak fesadiye onların alemi medeniyetlerini ziru zeber edeceklerdir. Nasıl ki şimdiden tehdit ediyorlar. Acaba hakikati İslamiyenin binler mesailinden yalnız zekat meselesi, düsturu medeniyet ve muavenet olursa, bu belaya ve yılanın yuvası olan maişetteki müthiş müsavatsızlığa deva-i şafi olmayacak mıdır? Evet, en mükemmel ve bozulmaz bir deva olacaktır. Eğer denilse şimdiye kadar Avrupa'yı galip ettiren sebep, bundan sonra neden etmesin? Cevap, bu kitabın mukaddimesini mütalaa et, sonra buna da dikkat et. Sebebi terakkisi, her şeyi geç almak ve geç de bırakmak ve metanet etmek şe'ninde olan bürudet-i memleket ve mekan ve meskenin darlığı, ve sakinlerin kesretinden neş'et eden fikri marifet ve arzuyu sanat ve deniz ve maden vesair vesayetin müsaadesiyle hasıl olan taavun ve telahuk idi. Fakat şimdi tekemmülü vesayeti nakliye ile alem bir şehri vahid hükmüne geçtiği gibi matbuat ve telgraf gibi vesayeti muhabere ve müdavale ile ehli dünya bir meclisin ehli hükmündedir. Velhasıl onların yükleri ağır, bizimki hafif olduğundan yetişip geçeceğiz. Eğer tevfik refik ola. Hatimenin Hatimesi Asya'nın bahtını, İslamiyet'in talihini açacak yalnız meşrutiyet ve hürriyettir. Fakat şeriat-ı garranın terbiyesinde kalmak şartıyla tembih, mehasini medeniyet denilen emirler, şeriatın başka şekilde çevrilmiş birer meselesidir. 10. Mukaddime Bir kelamda her fehme gelen şeylerde mütekellim muaheze olunmaz. Zira mesuhu lehül kelamdan başka mefhumlar irade ile deruhte eder. İrade etmezse itap olunmaz. Fakat garaz ve maksada mutlaka zamindir. Fenni beyanda mukarrerdir. Sıdık ve kizip, mütekellimin kast ve garazının arkasında gidiyorlar. Demek, maksud ve mesak kelamda olan muaheze ve tenkit, mütekellime aittir. Fakat, kelamın müstetbeatı tabir olunan telvihat ve telmihatında, ve süveri meani ve tarzı ifade ve meani uğla tabir olunan vesail ve üslup garazında olan günah ve muaheze mütekellimin zimmetinde değil belki örf ve adete ve kabulü umumiye aittir. Zira tefhim için kabulü umumi ve örf ihtiram olunur. Hem de eğer hikaye ise halel ve hata mahkiyun anha aittir. Evet, mütekellim, süver ve müstetbeatte muaheze olunmaz. Zira onlara el atmak, semeratını almak için değildir. Belki daha yukarı makasıdın dallarına çıkmak içindir. Eğer istersen kinai şeylere dikkat et. Mesela filanın kılıncının bendi uzundur ve ramadı çoktur denildiği vakit, o adam uzun ve sahi ola. Ramad ve kılıncı hiç olmazsa da kelam sadıktır. Eğer istersen misal ve müsulü faraziyeye dikkat et, göreceksin. İştihardan neş'et eden kıymet ve kuvvet ile müdavveley efkar ve akıllar arasında sefarete müstahit oluyorlar. Hatta Mesnevi sahibi ve Sadi Şirazi gibi en doğru müellif ve en muhakkik hakim o müsulü faraziyeyi istihdam ve istimal etmelerinden müşahat görmemişlerdir. Eğer bu sır sana göründü ve ışıklandı, mumunu ondan yandır, kıssat ve hikayetin köşelerine git. Zira cüzde cari olan bazen külde dahi cari olabilir. Tembih, üçüncü makalede müşkülat ve müteşabihat-ı Kur'aniye'ye dair bir kaide gelecektir. İktizai makam ile şimdilik bir nebzesini zikredeceğiz, şöyle. Vaktaki kitab hakimden maksudu ehem, ekseriyeti teşkil eden cumhurun irşadı idi. Çünkü havas, avamın mesleğinden istifade edebilirler. Fakat avam ise, havasa hitap olunan kelamı hakkıyla fehmedemezler. Halbuki cumhur ise, ekseri avam, ve avam ise me'lufat ve mütehayyelatından tecerrüt edip, hakikati mahza ve mücerredat-ı çıplak olarak göremezler. Fakat görmekleri temin edecek yalnız zihinlerinin te'nisi için me'luf olan zi ve libas ile mücerredat arz-ı endam etmektir. Ta mücerredatı süveri hayaliye arkasında temaşa etmekle görüp tanısın ise hakikati mahza meluflarını giyecektir. Fakat surete hasrı nazar etmemek gerektir. Bu sırra bina endir. Esali bir Arap'ta ukulu beşere olan tenezzülat ilahiye tabir olunan müraat efham ve mümaşat ezhan Kur'an-ı mucizül beyanda cereyan etti. Ez cümle Festeva alal arş ذا يد الله فوق أيديهم ذا جاء ربك ذا أمثالي همدا تغرب الشمس في عين حمئة ذا أَشْبَاهُ همدا والشمس تجري لمستقر ذا نزائر بؤس بابل المجرادر، ذلك الكتاب لا ريب فيه هاتمة sab olan bir kelamın ilak ve işgali, ya lafız ve üslubun perişanlığından neş'et eder, bu kısım Kur'an-ı Vazihül Beyan'a yanaşmamıştır. Veyahut mananın dakik, derin, veyahut kıymetdar, veyahut gayri me'luf, gayri mebzul olduğundan, göya fehme karşı nazlanmak ve şevki artırmak için kendini göstermemek ve kıymet ve ehemmiyet vermek ister. Müşkülat-ı Kur'aniye bu kısımdandır. Tembih, hadisi şerifte varid olduğu gibi, her ayetin birer zahir ve batın ve her zahir ve batının birer had ve muttalağı ve her had ve muttalağın çok şucun ve gusunu vardır. Ulumu İslamiye buna şahittir. Bu meratibin her birinin birer derecesi, birer kıymeti, birer makamı vardır. Temyiz lazımdır. Lakin tezahum yoktur. Fakat iştibak, iştibahı intac eder. Nasıl daire-i esbab, daire-i akaide karıştırılsa, ya tevekkül namıyla bir betalet veya müraat esbab namıyla bir itizali intac eder. Öyle de devair ve meratip, tefrik olunmaz ise böyle neticeleri verir. 11. Mukaddime Kelam-ı vahitte ahkam-ı müteaddide olabilir. Bir sadef çok cevahiri tazammun edebilir. Zevil elbabça mukarrerdir. Kaziye-i vahide müteaddit kazayayı tazamun eder. O kaziyelerin her biri ayrı birer madenden çıktığı gibi, ayrı ayrı birer semere de verir. Bir birinden fark etmeyen haktan bigane kalır. Mesela hadiste denilmiş ene ve saatu yani ben ve kıyamet bu iki parmak gibiyiz. Mabeynimizde tavassut edecek peygamber yoktur. Veya hadisin muradı ne ise haktır. Şimdi bu hadis üç kaziyeyi mutazammındır. Birincisi, bu kelam peygamberin kelamıdır. Bu kaziye ise tevatürün eğer olsa neticesidir. İkincisi, kelamın manayı muradı hak ve sadıktır. Bu kaziye ise mucizelerden tevellüt eden burhanın neticesidir. Bu ikisinde ittifak etmek gerektir. Fakat birincisini inkar eden mükabir kazip olur ikincisini inkar eden adam dalalete gider, zulmete düşer. Üçüncü kaziye, bu kelamda murat budur ve bu sadefte olan cevher budur, ben gösteriyorum. Bu kaziye ise teşehi ile değil, iştihadın neticesidir. Zaten müştehid olan, başka müştehidin taklidine mükellef değildir. Bu üçüncü kaziyede ihtilafat feveran ederler. Kalukil buna şahittir. Bunu inkar eden adam, eğer içtihad ile olsa, ne mükabirdir ve ne küfre gider. Zira am bir hassın intifasıyla müntefi değildir. Binan Ali her eve kendi kapısıyla gitmek lazımdır. Zira her evin bir kapısı var ve her kilidin bir anahtarı vardır.'' Hatime, bu üç kaziye hadiste cereyanı gibi ayette de cereyan eder. Zira umumidir. Fakat kaziye-i ulada bir farkı dakik vardır. Ve bundan başka bir kelamda çok ahkam-ı zımniye bulunur. Fakat hususidir. Her biri ayrı bir asıl, ayrı bir semeresi olabilir. Tembih, iltizamı hilaf, ve taassubu barit ve meylü tefevuk ve hissi taraftarlık ve vehmini bir asla irca ile kendine özür göstermek, arzusuna muvafık olan zayıf şeyleri kavi görmek ve gayrın tenkisiyle kendi kemalini göstermek ve gayrı tekzip veya tadlil etmekle kendi sızık ve istikametini ilan etmek gibi sefil ve süfli emirlerin menşei olan hubbu nefis ile böyle makamlarda muhalata ederek çok bahaneler bulabilir. Ve ilallahil müşteka